Ey mahlukata karşı fazl-u keremi daimi olan Allah'ım! Ey bahşişlerle rahmet ellerini yayan Allah'ım! Kıymetli hibelerin sahibi Allah'ım! Fıtratıyla mahlukatın en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem salat et. Ey ululuk sahibi Allah'ım! Bu gece beni bağışla. Cuma gecesi 10 kere okunacak. Faziletleri. Rivayet edildi ki, her kim bu salavatı Cuma gecesi 10 kere okursa 1 milyon hasene yazılır. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli malumillek. Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine senin bütün bildiklerin sayısınca her an ve her nefeste salat ve selam eyle. Faziletleri. Rivayet edildi ki, Ayet-el Kürsi ve bu salavat-ı şerife ile devam ederse, ilimleri ve sırları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den doğrudan doğruya alır. Ruhani olarak Resulullah aleyhisselamın terbiyesinde olur. Buna devam edene zahiri ve batini, maddi ve manevi ilimler açılır. Bu şekilde okuyan kişi Allahu Teala'ya manen yakınlık kazanır. Bu salatta daha birçok sırlar vardır. Bu salatü selam 41, 100, 313, 1000 yahut daha ziyade sayılar üzere okunabilir. Az ya da çok okusa da devam şartıyla Muhammed Hakkı en Nazili Hazretleri icazet vermiştir. Bir kimse Resulullah Aleyhisselam'ı rüyasında görmek ister ve terbiyesi altında olmayı arzu ederse, Ayet-el Kürsi ve bu salavat-ı şerifeyi gece okuyup ondan sonra uyusun. Gece ve gündüz bu salat-ı şerifeyi terk etmeden okumaya devam etsin. Salat-ı şerife okumak istediği zaman diğerlerinin yerine bunu okusun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi şerifi anıldığı zaman hemen bu salatü selamı okusun. Ancak hangi salat-ı şerifeyi okursa okusun, peygamberlik merciğinin yanında bulunurmuş gibi rabıta üzere okuyup kalbini başka işlerle meşgul etmesin. Nefsim, malım ve dinim üzerine olanların muhafazası için Allah'ın adını okuyorum. Ey Allah'ım, beni senin kazana, hükmüne razı kıl ve hakkımda takdir edilen şeyleri bana mübarek kıl ki, geciktirdiğini acele göndermeni, peşin verdiğini de geciktirmeni istemeyeyim. Faziletleri. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birinize geçim işi zor gelince evinden çıktığı zaman şöyle demesine mani olan nedir? Neden bu duayı okumaz?" Okunan dua: "Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O arş-ı azimin Rabbidir." Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Resul olarak da Hz. Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem razı olduk. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Nebi olarak da Hz. Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem razı oldum. Allah'ım, bugünün sabahında benim üzerimde ya da mahlukatından herhangi biri üzerinde olan her nimet ancak sendendir. Senin ortağın yoktur. Hamd sana mahsus, şükür de yine sana mahsustur. Allah'ım, senden sürpriz hayırlar diler ve beklenmedik şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, şu sabaha senden gelen bir nimet ve afiyet ile ve günahlarım örtülmüş olarak çıktım. Dünyada ve ahirette üzerimdeki nimetini, afiyetini ve sıyanetini tamamlamanı diliyorum. Rabbim Allah'tır, tevekkülüm de Allah'adır. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim, O arş-ı azimin Rabbidir. Ululuk ve azamet sahibi Allah'tan başka bir ilah yoktur. O ne dilemişse olmuş, olmamasını dilediği hiçbir şey de olmamıştır. Biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter ve Allah ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah'ım sen benim Rabbimsin, senden başka bir ilah yok. Ben yalnız sana tevekkül ettim. Sen arş-ı azimin Rabbisin. Allah neyi dilediyse o olmuş, olmamasını dilediği de olmamıştır. Güç ve kuvvet, ululuk ve azamet sahibi Allah'ındır. Allah'ım nefsimin ve perçeminden tuttuğun her canlının şerrinden sana sığınırım. Şüphesiz ki Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. Biz de bütün mülk de Allah'a ait olarak sabahladık. Hamd Allah'a mahsustur. Başka ilah yoktur, ancak Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk de, hamd de ona aittir. Onun her şeye gücü yeter. Rabbim, bu ve bundan sonraki günlerin hayrını senden diler. Bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de sana sığınırım. Rabbim, tembellikten ve ihtiyarlığın sıkıntılarından sana sığınırım. Rabbim, cehennemdeki ve kabirdeki azaptan sana sığınırım. Allah'ım, sana sığınırım küfürden ve fakirlikten. Allah'ım, sana sığınırım kabir azabından. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Yüce zatına mahsus hamd ile Allah'ı tesbih ederim. Kuvvet sadece Allah'ındır. Allah ne dilediyse olmuş, olmamasını dilediği de olmamıştır. Biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter ve Allah sonsuz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İslam fıtratı, ihlas, tevhid kelimesiyle Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dini üzerinde ve hiçbir zaman şirke düşmeden hep Hakk'a yönelen ve Müslüman olan atamız İbrahim aleyhisselamın milletinden olarak sabaha erdik. Allah'ım tembellikten, kocamaktan, ihtiyarlığın zorluklarından, dünyanın aldatıcı yüzünden ve ahiret azabından da sana sığınıyorum. Biz de, bütün mülk de, alemlerin Rabbi Allah'a ait olarak sabahladık. Allah'ım senden bugünün hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor. Bugün de ve bundan sonraki günlerde olan ve olacakların şerrinden de sana sığınıyorum. Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük Allah'tır. Başka ilah yoktur. Sadece Allah vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı bulunmaz. Allah'tan başka ilah yoktur. Hamd ve mülk ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Gerçek havl ve kuvvet ancak Allah'a aittir. Allah'ın lütfu iledir. Allah'ım dünyada da ahirette de senden afiyet diliyorum. Allah'ım dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden bizi affetmeni ve bize afiyet vermeni dileniyorum. Allah'ım ayıplarımı setret ve beni korkulardan emin kıl. Allah'ım önümden, arkamdan, sağımdan ve solumdan ve üstümden gelecek tehlikelerden beni koru. Ayağımın altından ansızın kıstırılıvermekten de senin azametine sığınıyorum. Allah'ı her türlü noksandan tenzih eder ve ona hamd ederim. Şanı yüce Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Allah bütün noksanlardan münezzehtir. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük Allah'tır. Allah'ım senden imanda sıhhat, güzel ahlakla bezenmiş iman, arkasından felah gelecek bir muvaffakiyet, katından rahmet ve afiyet ve nezdinden mağfiret ve rıza diliyorum. Allah'ım imanı bize sevdir ve onu kalplerimizde tezyin et. Küfür, fısk ve isyanı da bize çirkin göster ve bizi hep dosdoğru yolda yürüyenlerden eyle. Allah'ım senden, seninle itminan bulmuş, sana kavuşacağına inanan, kazana razı ve verdiğine kanaat eden bir nefis diliyorum. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınıyor, bilemediklerimden dolayı da mağfiretini diliyorum. Allah'ım, her işte akıbetimizi güzel eyle ve bizi dünyada rezil rüsvay olmaktan, ahirette de azaba uğramaktan muhafaza buyur. Allah'ım, Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem âlu ashabına salatu selam eyle ve o salavat hakkı için dualarımızı kabul buyur. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.